Almanya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Almanya. Öküz veya, öküz veya traktör alacağım. 10 dönümde tarla parası biriktirip geri döneceğim demişler. Hesap buydu. Bakın hiçbir kimse yok. Hiçbir polis falan yok. Ne hissediyorsun Zeynep? Almanya'ya girdik. Almanya'ya girdik de her girdiğimde dedem aklıma geliyor. Almanya bavulu. Neden bilemiyorum. Evet. Almanya bavulu. Böyle heyecanla beklerdik acaba ne getirdiler diye. Merhaba arkadaşlar, dostlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda yine arabanın içinden sizi selamladık. Yoldayız. Buradan Almanya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Almanya. Almanya'da Freiburg diye bir şehir var. Oraya gideceğiz. Orada yani bize en yakın Almanya'nın iyi şehirlerden bir tanesiydi. Oraya gideceğiz. Şimdi sınıra yaklaştık. Orada gezdiğimiz, gördüğümüz yerleri çekeceğiz. Umarız güzel bir video olur. Zeynep de yanımda, kamerada şu anda. İyi seyirler diliyorum. Almanya'ya Basel üzerinden gidiyoruz arkadaşlar. Şu anda sınıra yaklaştık. Şimdi sınırdan da nasıl geçiliyor onu da bu arada çekebilirsek onu da görmüş olacaksınız. Arkadaşlar Basel'de yaşayanlar şöyle bir avantajları var. Alışveriş çantalarıyla yürüyerek gidip Almanya'da ucuz ucuz alışveriş yapıp evine gelebiliyorlar. Böyle bir şansları var. İsviçre'de yaşıyorlar ama alışverişini Almanya'da yapıyorlar. Böyle bir imkanları var. Ya da sınırın bu tarafında Almanya'da oturanlar geliyorlar. İsviçre'de, Basel'de işte buraya yakın yerlerde çalışıyorlar. Akşam evlerine gidiyorlar. Onlar da bayağı avantajlı durumda gibi bize öyle gözüküyor. Çünkü Almanya gerçekten de market fiyatları olsun, ev kiraları olsun, bütün alışverişler olsun İsviçre'den oldukça ucuz yani. Tabii bu bir yılda bayağı değişti fiyatlar ama yine de bize göre uygun. Yani şimdi Almanya'da da fiyatlar arttı. İsviçre'de de fiyatlar arttı. Yine ucuz duruma düştü yani. Yürüyerek de geçebilirsin. Öyle sınırlar da var. Yani bir tek bu sınır değil. Biz bu sınırı tercih ettik. Buradan kolayca geçebiliriz. Ara yola girmeyelim dedik. Yoksa yürüyerek geçilen sınırlar var. Yani öyle terör örgü falan olmuyor. Yok canım, öyle bir şey yok. Sınırların hepsi durmuş. Evet. Arkadaşlar şimdi sınır burası. Böyle. Şöyle bir bariyerler koymuşlar. Böyle bayağı bir yavaşlamalısınız 10 hızına kadar. Bakın hiçbir kimse yok, hiçbir polis falan yok. Böyle geçiyoruz. Geçtik. Evet, Almanya'dayız arkadaşlar. Almanya acı vatan diyor. Burada ilk fark edeceğiniz şeyler otobanların geniş ve büyük olması. İstediğin kadar hız yapabileceğin otobanlar var Almanya'da. Bazen İsviçre'deki gençler geliyorlar buraya. Burada arabalarını deniyorlar acaba kaç hıza kadar çıkacağım diye. Çok yapanlar var orada. Şimdi buradan baktım. Mesela şurası şimdi. Bu otoban 120 yazıyor şu anda. Ben şimdi baktım buradan gideceğimiz şehire 61 kilometre yazdı. Sınırdan oraya 61 kilometre. Devam ki yolu da göster Zeynep. Yol cıncık, hava da cıncık arkadaşlar. Hava gerçekten de cıncık gibi diyebiliriz değil mi Zeynep? Hava çok güzel. Sonradan bozulmazsa güzel. Güzel mi olacak? Güzel olacak tabii, gezme videosu sonuçta. Gezme ve alışveriş var içinde değil mi? Bir de önemli olan o. Alışveriş var, çok güzel. Tam bana göre bir gezme bugün. Evet. Hadi bakalım ne olacak? Evet. Ne hissediyorsun Zeynep? Almanya'ya girdik. Almanya'ya girdik de her girdiğimde dedem aklıma geliyor. Öyle mi? Halam, dedem, amcam. Benim dedem ilk gelenlerden. 60'larda Almanya'ya, değil mi? 60'larda ilk gelenlerden. Daha sonra halamı getirmiş işte. Amcam gelmiş, babam gelmiş. Dedeme
maalesef şu anda yaşamıyor ama ömrünün büyük bir kısmını orada geçirdi. Evet. Ruhu şad olsun. Allah öyle rahmet eylesin. Senin akrabaların çoğu Almanya'da değil mi şu evet, anda? Evet. Mesela Almanya'nın bir köyü var. Hamburg'a bağlı. Oranın kasabanın neredeyse yarısı bizim soyadımızı taşıyor. Almanya'nın sende bayağı bir hatırası var değil mi? Evet. Almancılar tatile gelirler miydi? Tabii her sene gelirlerdi. Ne getirirlerdi? En çok çikolata getirirdi. Halam senin getirirdi. Sevdiğin. Halam çikolata fabrikasında çalışıyordu. Poşet poşet çikolata getirirdi. O kadar çok olurdu ki rengarenk böyle lezzeti inanılmaz güzel. Tabii biz de çocuğuz. Ben de çikolatayı çok seven biriyim. Balkondan aşağı da atardım çocuklara. Dağıtırdım. Yumurtalı böyle çikolatalar, renkli renkli süslü çikolatalar. Bir de böyle bana bavulları çok güzel kokardı nedense. Çikolata kokardı değil mi? Bilmiyorum. Kahve, çikolata değil mi? Bilmiyorum. Onlar böyle bavullarını açtığında çok güzel bir koku gelirdi burnuma. Çok Almanya ilginç. Bavulu. Neden bilmiyorum evet. Almanya bavulu. Böyle heyecanla beklerdik acaba ne getirdiler diye. Ama şimdi öyle heyecanlar kalmadı sanırım. Arkadaşlar, Almanya Türkiye'de yaşayan halkların, insanların hemen hemen hepsinde bir hatırası var Almanya'nın. Yani kendi akrabasında yoksa bile komşusundan bir hatırası var. Yani mutlaka bir dokunuş var Almanya'da. Almanya'nın Türkiye'de yaşayanlara bir dokunuşu mutlaka var. Almanya dediğin zaman herkesin anlatacağı, ya işte benim bir akrabam vardı, benim bir işte amcamın oğlu vardı falan böyle bir hatırası vardır. Biraz önce Zeynep'in anlattığı gibi. Şimdi 60'lı yıllarda ilk Almanya'nın ilk işçi alımı sırasında biz bunu fotoğraflardan, belgesellerden görebiliyoruz, izleyebiliyoruz. İstanbul'un Sirkeci tren garından oraya gitmeden önce çalışmak için başvuran insanlarımızın ağızlarındaki dişlere kadar bakmışlar arkadaşlar. Muayene etmişler. Evet. Sağlam mı, hasta mı, bu çalışabilir mi? Çünkü onlara işçi lazım yani. Çalışacak işçi lazım. Hastayla ne uğraşacağım diyor mesela. Bu şekilde gelindi. Şimdi bizler konforlu bir şekilde geliyoruz buraya. Uçaklarla. Mesela biraz önce biz arabayla çok güzel konforlu bir şekilde geçebildik değil mi Zeynep? Yani en büyük zorluğu onlar çekmişler olsa çünkü. İşte ilk gelenler gerçekten dediğin gibi. Evet. Tercüman yok. Hiçbir şey yok. Yani bir kere Almanya'ya geldiler ve doğru dürüst yemek yiyemediler. İşte kimisi dini inançlarından dolayı etlere et yiyemedi. Her eti yiyemedi. İşte acaba haram mı? İçinde domuz var mı? Bu gibi sıkıntılar yaşadılar. Ondan sonra derdini anlatamadılar. Mesela iş yerinde çalıştılar. Çalıştıkları iş yerinde bir şey olduğu zaman belki suçu onlara verdiler ama onlar da kendini savunamadılar o zaman. Değil mi? Böyle sosyal şeyler. Sosyal haklarını tam bilemediler. Evet. Haklarını, işçi haklarını bilemediler. Belki 8 saat çalışacağı yerde 12 saat, 15 saat çalışıp çalıştırıldılar. Bunlar da olmuştur yani. Sonuçta bu noktaya gelindi. Almanya'ya giden, o ilk giden işçilerin Türkiye'ye katkısı azımsanamayacak kadar çok arkadaşlar. Hala da öyle. Tabii. Türkiye'ye mesela o Alman marklarını göndererekten arsalar aldılar. Yani bir değer kattılar. Türkiye'ye bir değer, ekonomik değer kattılar. Ondan sonra bunlar oldu. Kendileri ise bu ilk giden grup, ilk giden jenerasyon gerçekten sadece çalıştılar arkadaşlar. Bir gün, belki de bir gün bile bir 5 yıldızlı, 3 yani bir otelde, bırak 5 yıldızını, bir otelde bile belki tatil yapamadılar. Almanya'dan uçakla ya da arabayla, o zaman uçaklar da fazla yoktu. Arabayla günlerce yol kat edip köylerine geldiler, akrabalarına geldiler. Onların evinde zaman geçirdiler. Gidip yani bir otelde, lüks otel yoktu. Böyle bir tatil lükstü o zaman. Yani lükstü de tatil kültürü yoktu daha doğrusu. Evet. Yani bizim insanlarımızda tatil kültürü çok kısa sürece yerleşen bir şey yani. Çok eskiden yoktu. Mesela şimdiki nesil 3. jenerasyon
artık yatırımlarını Türkiye'ye yapmıyor. Elbette. Yaşadıkları yerde yapıyorlar artık. Yani tabii buraya şimdi adapte olmuşlar artık. Buralara... Çağ değişti, zaman evet. değişti. İnsanlar bir şeyler gördüler, tatilin tadına vardılar. Evet. Artık mesela ilk zamanlardaki gibi gidip varını yoğunu yatırıp arsa tarla almıyorlar artık. Bir de o ilk gelenler var ya arkadaşlar, ilk gelenler Almanya'ya çoğu da köyünden çıkıp geldiler. Evet. Amaçları şuydu. İki öküz, 10 dönüm tarla aldığım zaman öküz veya, öküz veya traktör alacağım. 10 dönümde tarla parası biriktirip geri döneceğim demişler. Hesap buydu. Çalıştılar. Gerçekten de arsalarını, tarlalarını aldılar. Öküz aldılar. Traktörler aldılar. Yani çok çok aldılar hatta. Çünkü iyi kazanıyorlardı o zaman. Her şey daha ucuzdu. Daha çok para kazanıyorlardı. Gidemediler arkadaşlar. Yani dönemediler. Cenazeleri çoğunun cenazesi döndü maalesef ki. Yani o yaptırdıkları evler, o yaptırdıkları, o satın aldıkları tarlalar, araziler şu anda torunları tarafından ya da torunlarının çocukları tarafından kullanılır durumda veya satılmış durumda. Maalesef o ilk jenerasyon dişiyle tırnağıyla, gerçekten söylüyorum, bu bir çok büyük bir değer. Dilini, dişini, kültürünü, imanını, dinini bilmediğin bir ülkede, bir boşlukta köle gibi çalışıp, yani kimileri gerçekten yer altında madenlerde çalıştılar. Biriktirdikleri o paraları getirip taşa, betona yatırdılar. Bir gün bile tadını çıkaramadılar. Şimdi vasıfsız iş gücü, çünkü nerede ucuz iş gücü var, nerede bir yapılmayacak iş var, oralarda çalıştı evet. bizim insanlarımız. Tabii. Yani nasıl diyeyim, fabrikalarda çalıştılar işte. Restoranların mutfak bölümlerinde, temizlik işlerinde. Hala da öyle. Yani bu ülkede diploman yoksa, belli bir meslekte, mesleğin yoksa gerçekten iş koşulları bayağı ağır. Evet, şimdi o noktadan mesela jenerasyon değiştikçe çocukları oldu işte, okullara gittiler, Almanca öğrendiler, buraya entegre oldular. Mesela onların içerisinden çok büyük iş insanları çıktı. Gerçekten çok zengin insanlar var Almanya'da yaşayan. Onlar şu anda yatlarda falan yaşar duruma geldiler yani. Bu da şimdi Almanya sınırına girince böyle aklıma birdenbire bunlar geldi. Beni dinleyen, şu anda bizi izleyen Almancılar varsa, onlar da böyle bir tırır geriye sardı böyle şey. Hızlıca sardı, döndü, geldi. Almanya acı vatan diyor. Almanya acı vatan diyor, evet. Gurbet diyor. Gurbet kavramı Almanya'yla ortaya çıktı arkadaşlar. Kara tren. Evet. Kara tren, gurbet, Almancı. İşte Almanya'da yabancıyız, Türkiye'de Almancıyız. Böyle kelimeler üretildi. Yollarda Allah. Evet. Bu arada anlatacak çok şey var arkadaşlar. Onu da diğer geldiğimde anlatayım işte. Almanya mesela Mardin Münih hattı diye filmler çekildi, tiyatrolar oynanıldı, sinemalar oldu. Ne bileyim, ondan sonra işte buraya evlenip gelenler oldu, acı çekenler oldu. Avrupa'nın göbeğinde eve kilitlenen insanlar oldu. Bunları da anlatacağız. Bunları da zaman buldukça anlatacağım. Bunlar yaşanmışlıklarımız bizim. Bizim insanlarımızın yaşadığı şeyler bunlar. Ama ne mutlu ki şimdi bunlar bayağı bir minimal durumda şu anda. Bayağı yok denecek kadar aza düştü. Bununla övünebiliriz. Yani bununla mutlu olabiliriz daha doğrusu. Şimdi Zeynep'ciğim devam ki. Yolu gösterdi. İhtiyaç molası için şöyle bir yol kenarında bir parkta durduk arkadaşlar. Böyle otoban kenarında böyle parklar var. Şöyle oturma yerleri yapılmış. Piknik bile yapabilirsiniz burada yani böyle güzelce. Vatandaş oturmuş orada yemeğini yiyor. Böyle genellikle tırcıların durduğu yer. Burada böyle dinlenme tesisi değil yani burası. Yani şöyle diyeyim. Burada böyle restoran falan yok. Sadece durup böyle mola vereceğin bir yer. Şöyle bir el yıkama yeri yapmışlar arkadaşlar. Şuna basarsam ne oluyor? Bakın. Buna basarsam sabun çıkıyor. Böyle bak, sabun çıktı. Buna basarsam da
düşünüyorum aslında. Bazen böyle yerlerde Türkiye'den gelen tırlar görüyorum. Şimdi yok da. Evet arkadaşlar, biz yola devam ediyoruz. Almanya'ya girdik şimdi, neler hissediyorsun? Ya Almanya'ya ben girdiğim zaman böyle bir rahatlık hissediyorum. Yani İsviçre şimdi küçük bir yer ya. Böyle kendini dar hissediyorsun. Sen de küçülmüşsün yani. Senin çevren de küçülmüş, kendin de küçülmüşsün. Almanya'da, şimdi Almanya'da yaşayanlar da arkadaşlar soruyorlar. Ya işte orada maaşlar çok güzel, oraya gelelim falan ediyorlar. Ya maaş güzel de yani mesela buradaki rahatlık İsviçre'de yok. Zaten böyle benim mesleki düzeyinde yani inşaat işçisi ya da işte yani yüksek bir okul bitirmemiş diyelim yani yazılımcı değil, ne bileyim doktor falan değilse burada alacağı maaş zaten belli bir maaş. Onunla da yani İsviçre'de, burada dedim, İsviçre'de alacağı maaş belli bir maaş. O da hesap ediyor, kitap ediyor, bakıyor ki uymuyor, geri gidiyor. Almanya'ya geri gidiyorlar. Ben çok görüyorum inşaatta. Böyle Polonyalılar ya da Almanlar geliyorlar, Almanya'dan geliyorlar İsviçre'ye böyle bir hevesle. İlk maaşlarını aldıklarında bakıyorlar ki ellerinde para kalmamış. Ya diyorlar, belediye istiyor, şurası istiyor, burası istiyor, sigorta istiyor. Almanya'yla tamamen değişik. Almanya rahat bir ülke. İş imkanı çok, ülke büyük, nüfus kalabalık. Yani mesela bir Türkiye'li olarak, Türk olarak ya da işte bir Kürt olarak ne derseniz yani. Orada daha çok arkadaş, daha çok akraba bulma şansınız da var. İsviçre gibi değil. İsviçre'de arkadaşın olsa bile görüşemiyorsun. Akraban olsa bile görüşemiyorsun doğru dürüst. Değişik bir yer İsviçre. Kötülediğim için söylemiyorum. Gerçeklikleri söylüyorum. Almanya'yla karşılaştırarak söylüyorum bunu. Almanya'da iş imkanı çok fazla. Hiçbir şey bilmiyorsan bir sürü Türkiye'den gelen firmalar var. Onlar bile seni inşallah. Tabii Almanya İsviçre'nin kaç katı? Yani oturumun olmasa bile, kaçak göçek olsan bile Almanya'da bir şekilde kendini saklarsın. Ama İsviçre'de sınırlı kardeşim. Küçük bir ülke. Herkes her şey kontrol altında. Bunu söylüyorum. Yani bu. O yüzden Almanya'ya geldiğim zaman kendimi böyle rahat hissediyorum Zeynep. Sanki böyle ya Türkiye'ye büyük, girmiş gibi geniş, hissediyorum. Geniş. O yüzden biliyorsun hani büyük bir yer olduğunu biliyorum. Evet. Bizim ülke, yaşadığımız ülkede belli şeyler var, kısıtlı. Ama bakınca da böyle, ben diyorum bizim orası daha düzenli. Düzen olarak, tertip olarak bizim orası daha iyi. İşte tertip olarak ama seni sıkıyor o düzen. Mesela Almanya aynı zamanda da bir sosyal devlet. Gerçekten sosyal bir devlet. İsviçre gibi değil. Yani burada bir çocuğun olsa sana çocuk yardımı var, ne bileyim. Anneye izin var, ücretli izin var. Ondan sonra belli bir çocuk sayısından sonra kadını emekli ediyorlar ya. Böyle bir haklar var burada ya. Ev aldığın zaman çocuk başına sana para veriyorlar. Devlet ev yardımı yapıyor. Bunların hiçbirisi İsviçre'de yok. İsviçre'de çalışmıyorsan çocuk yardımı da alamazsın. Bir bütçe alırsın ama özellikle bir çocuk yardımı vermezler çalışmıyorsan. Bunu işte dediğim Almanya'dan gelenler bir iki ay çalıştığı zaman bakıyor cebindeki kontosu paraya bakıyor. Hiç birikmemiş. Geldiği gibi gitmiş. Ya diyor bura bana göre değil diyor. Ben de geri gidiyorum Almanya'ya. Ya bir de sıkılıyorlar. Ufak bir yer ya. Evet, evet. Çok fazla imkan yok. Evet. Şimdi bizim çocuklarımızın nesli daha çok orada eğlenebiliyorlar. Hani daha güzel vakit geçirebiliyorlar. Evet. Ama bizim gibiler için zor oluyor. Arkadaşlar şimdi gelmek istediğimiz şehrin yani şehrin şehir içine girdik yani. Hemen karşımıza böyle bir tarihi ne çıktı Zeynep? Saat Kulesi. Güzel çeksene. Kameramanla güzel yap. Gelince tekrar çekeriz. Evet.